bazı şeylerin geri dönüşü yoktur. Verilen fırsatlar gibi. Rivayete göre Zülkarneyn aleyhisselam ordusuyla gece yolda giderken ordusuna "Ayağınıza takılan şeyleri toplayın" diye emir verdi. Ordu bu emri duyunca içlerinden bir grup "Çok yürüdük, çok yorgunuz. Gece vakti bir de ayağımıza takılan şeyleri toplayarak boşuna ağırlık mı yapacağız? Bize ne? Hiçbir şey toplamayalım" dediler ve bir şey toplamadılar. İkinci grupsa, "Madem komutanımız emretti, birazcık toplayalım. Emre muhalefet etmeyelim. Zira ordu komutanına itaat etmek gerekir" dediler. Az bir şey topladılar. Üçüncü grupsa, "Komutanımız bir şeyi boşuna emretmez. Mutlaka bir hikmeti vardır" dediler ve bütün toplayabildiklerini, abalarını ağzına kadar doldurdular. Sabah olduğunda bir de baktılar ki, meğer bir altın madeninden geçmişler de ayaklarına değen şeylerin altın olduğunun farkına bile varmamışlar. Bunu anlayınca hiç almayan birinci grup, "Ah, niçin almadık? Nasıl dinlemedik komutanımızın sözünü? Keşke alsaydık. Ya bari bir tane alsaydık" diyerek pişman olurlar. Az alan ikinci grup, "Ah, ne olaydı da biraz daha fazla alsaydık. Ceplerimizi, abalarımızı hınca hınç doldursaydık" diye sitem ettiler kendi kendilerine. Çok alan üçüncü grupsa, "Keşke gereksiz, lüzumu olmayan eşyalarımı atsaydım da daha çok toplasaydım, her şeyimi onlarla doldursaydım" diyerek fazla fazla almalarına rağmen üzülüyorlar. İşte anlattığım bu misalde olduğu gibi, ahirette bütün insanlar da bunun gibi ağıtlarda bulunacak. Kafir olan "keşke iman etseydim, keşke inansaydım da hiç olmazsa cehenneme girdikten sonra iman etmem sonucunda cennete girseydim, kurtulsaydım" diyecek. Mümin olan fakat az sevabı olan "keşke biraz daha sevap işleseydim de daha çok ikrama mazhar olsaydım" derken, çok sevabı olan mümin "Ah, ne olaydı da makamımı biraz daha yükseltecek bir vakit daha namaz kılsaydım, daha fazla sadaka verseydim, daha fazla sevap işleyecek ameller yapsaydım" diyecekler. Peki sizce kendiniz hangi gruptasınız? Düşünen insanlar için.